Oha abi, 1 milyon coins mi? Yok artık, ciddi mi bu? Sonunda yeni Facebook grubumuz açıldı arkadaşlar. Geçen senelerdeki gibi kaç aylardır, kaç yıllardır bekliyorsunuz abi böyle bir Facebook grubunu. Tamamen kardeşlik ortamı içerisinde abi. 3-4 tane güzel adminimiz olacak ve ben de sürekli her gün orada paylaşım yapacağım. Orada FIFA Mobile konuşacağız. Orada çıkardığımız paketleri konuşacağız. Ayrıyetten kadro yorumlamaları geri dönüyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına, üst kısımlarına bir yere Facebook grubumuz diye koydum. Oradan Facebook grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada YouTube'da topluluğa atıyorum abi. Çoğunuz da görüyorsunuz. Hatta beğenen de çok kişi oluyor ama abi oraya siz gönderi atamıyorsunuz. Ben bu şekilde Facebook grubunda çok güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Kadro yorumlama, paket yorumlama gönderileri olacak. Haberiniz olsun. Uzun zamandır bekliyordunuz. Bunu size videonun başında söylemek istedim. Kesinlikle ve kesinlikle açıklamadan Facebook grubumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Dememe gerek var mı bilmiyorum. Zaten girişte bir Facebook grubundan falan bahsettim. Her neyse arkadaşlar, hoş geldiniz videoya. Arkadaşlar bu videoya sizlerden gerçekten çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Hani gerçekten şu videoya bir 2000 beğeni atın. Yeter vallahi, 2000 beğeni yeter ama 2000 beğeni de atın. Hepiniz bir tam ekranı kapatıp beğenin. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar ki bütün videolarımdan haberdar olun. Özellikle Türk Gücü takipçilerine falan söylüyorum abi. Türk Gücü videolarının hepsini izlemek isteyenlere bildirimleri açın abi. Zaten 2 günde bir, 3 günde bir en az bir tane Türk Gücü videosu gelecek. Yeni etkinlik de geldi veya gelecek. Onun da videoları var arkadaşlar, olacak. Şampiyonlar Ligi turnuvası olacak. FIFA Mobile bu ara çok bayağı bir kapsamlı oldu, değişik oldu. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün sizlere efsane coins kasma taktikleri vereceğim. Bulduklarımı göstereceğim ve haricinde bir tane de kendimiz bulacağız. Size nasıl bulabileceğinizi öğreteceğim. Bugün sizlerle birlikte bayağı bir coins kasma taktiği göstereceğim. Hemen arkadaşlar şöyle ben VIP puanlarımı falan alayım. Belki günlük ödüllerden bir tane Elite Team of the Week oyuncusu çıkartırız arkadaşlar ki umarım çıkartırım. Gerçekten çıkartırsak bizim için harika ötesinde bir durum olur. Yani gerçekten çok mutlu oluruz. Hemen şöyle devam edelim abi. 2500 jeton daha geldi. Etkinlikleri falan ben hepsini oynadım bugünün. Ve şimdi bunları açıyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Video şansına bir tane Elite oyuncu çıkarsa yeni Team of the Week'ten vallahi çıldırırız. 20 cevher. 10 lig puanı, 2 tot 1 puanı çıkınca herhalde çıkmıyor. 77'lik oyuncu çıktı. Fena değil abi. Bir tane daha açalım. Evet arkadaşlar, hemen bunu da açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Umarım güzel bir oyuncu çıkar. 30 cevher, 20 lig puanı, 3 team of the week puanı, 2500 jeton ve Cano geldi abi. Maalesef güzel bir oyuncu çıkmadı. Ama arkadaşlar 45.000 coins'lik pakete inandım. Ben nedense bugün paket şansımın olduğuna inanıyorum. Hani şu an çok güzel hissediyorum çünkü. Böyle güzel hissedince güzel bir şeyler çıkıyor abi. Hani bugün çıkmaya da bilir çünkü şans aşırı düşük ama ben çok güzel şeyler bugün hissediyorum, bilmiyorum. Ljubic ama çıkmayacak gibi de gelmişti, bir dakika. Buradan gelirim abi. Bu arada coins kasma videosunda coins'i nasıl çöp edersiniz bunu göstermiyorum. Hani bunu yapmayın siz diye ben yapıyorum. Yani içinden ne çıktığını merak ediyorsanız kendi hesabınızı da açmayın. Ben açayım abi sizin yerinize. En azından coins'i de ben kaybederim. Sıkıntı yok abi. Sizler de görmüş olun diye. Zaten YouTuber'lar ne için var abi? Sizlere böyle şeyler, en azından ben bunun için varım arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüyorsunuz abi bir şey çıkmıyor. Bu paketi yani demek ki açmayın. Hatta bir tane daha açayım görün diye. Elit çıkarsa yine deneyebilirsiniz şansınız ama yine çıkmazsa bence denemeyin. Yani bilmiyorum, denemeyin ya bence. 71 çıktı, umutlanıyorsunuz. Sonra diğeri de 72 geliyor. Yani hiçbir şeyin farkı yok. Her neyse arkadaşlar, şimdi öncelikle bir tane minimum, yani minimum rating 81 yapacağım. Hani çıkar mı bilmiyorum oyuncu. Gerçekten bunu çok güzel bulmadım. Diğer taktik efsane ama yüksek coins'lere özel, ama artık hepiniz coins'iniz vardır yani. Yoksa da düşük coins'e özel, daha düşük coins'e özel de bir taktik bulacağız ama bu taktiği deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu taktiği siz deneyin. 14.750 yazıp belki şu anda çıkıyordur arkadaşlar. Çünkü yarım saat önce efsane oyuncular kaçtı bu taktikle. Yani şu anda çıkmıyor ama siz bu videoyu izliyorken çıkıyor olabilir. Haberiniz olsun. SS'ini alın, videodan sonra denersiniz. Gerçekten bugün zaten çok efsane ötesi taktikler deneyeceğiz. Bunu merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, vali kardeşimin yine bana verdiği efsane bir taktiği göstereceğim sizlere. 87 ve fiyat maksimum teklif 100.000 coins. Arkadaşlar maksimum teklif 100.000 coins'i arattık. Şimdi burada gördüğünüz gibi Hendrik diye bir kardeşimiz çıktı. Bunu ben direkt almayacağım. Risk almak istemedim. Ama gerçekten çok efsane oyuncular kaçıyordu. Ama şu anda yani gerçekten sadece Hendrik var. Bunu 88 yaparsam hiçbir oyuncu çıkmıyor. Pazar şu anda gerçekten ben bu videoyu çekeceğimden dolayı birazcık bozulmuş. Şu şekilde fiyatlandırmayı deneyin abi bak. Fiyatlandırmalar gerçekten çok önemli. 115.000 yazalım mesela. Bakalım çıkacak mı abicim oyuncu? Yine çıkmıyor arkadaşlar. Pazar şu anda bir bozulmuş durumda. Yeni etkinlik geliyor çünkü, o yüzden pazarda bir bozukluk var. Belki siz bu videoyu izlerken zaten %99 gelmiştir. Hemen abi şöyle
135 bin yazayım ben buraya. Bakalım çıkacak mı? Çıkmıyor abi vallahi. Yani 300 bin yazsam bile çıkmayacak galiba. O derece bir duruma geldik şu an. Gerçekten çok moralim bozuldu. Hani niye çıkmadığını anlamadım. Az önce 100 bin coin'se çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor abi. Bak Klein falan kaçıyordu 88'lik. Şimdi gerçekten hiç ama hiçbir şey yok. Bu oyuncu da alınmış arkadaşlar. Bir sonraki inlemeye kadar bekleyelim. Bakalım bu oyuncu çıkacak mı arkadaşlar? Muhtemelen bir tane oyuncu çıkar. Onu da direkt alacağım ve değerine bakacağım. Bu oyuncunun da değerine bakarız unutmazsak. Hendrik arkadaşlar. Hendrik. Umarım unutmayız ve değerine bakarız arkadaşlar. Şimdi 5 dakikada bir pazar yenilendiğine göre arkadaşlar bu oyuncu için biz bir süre bekleyeceğiz. Ve bakalım arkadaşlar pazar yenilendiği zaman şansımıza nasıl bir oyun çıkacak hemen oraya bir geçelim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Muhtemelen birazdan yenilenecek. Yani yenilenme ihtimali var o yüzden konuşmaya girdim. Bu konuşmayı ben sürekli yapacağım. Zaten yaptım da birkaç kez ama hala yenilenmedi. Bu konuşmaya ben sürekli bir giriş yapacağım muhtemelen. Hadi abi gel bakayım. Şu anda gelirsen bak bu konuşma olacak ama olmazsa derken geldi. Ve Ryan Bubble yakalanamadı. Ama abicim bakalım ne kadar coins kasıyormuşuz. Yani gerçekten oha 236 bin coins. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ama nasıl bir oyuncu kaçtı ve 46 geçe yenileniyor. Yani arkadaşlar bir sonraki oyuncu 52 geçe yenilenecek. Yani bu taktiği 52 geçe yine deneriz. Ama ben size yeni bir taktik bulacağım şimdi. Öncelikle bir Hendrik'e bakalım. Hand yazdım. Ve 87 rating yazalım abi. Hatta 88 yazayım. Zaten kaç tane adam vardır? Bakalım abi. Bu adam 405 bin coin'se vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da 425 bin coin'se vardı. Şöyle abi, ben buraya 450 bin fiyat yazayım. Eğer çıkmazsa zaten bu adamı demek ki biz alsaymışız kâr edecekmişiz. Bakalım bir çıkarsa da 405 bin coin'se var. Bak gördüğünüz gibi iki almamışız arkadaşlar. Bu adam zaten zararmış. Şimdi benim size asıl göstermek istediğim adam Ryan Babel. Yani bence kesinlikle kâr abi. Yani zarar olduğunu düşünmüyorum. Zarar da olabilir ama kâr olsun. Babel. Oha abi 1 milyon coins mi? Yok artık ciddi mi bu? Bir dakika. Abi bu kadar da beni üzme şu an. Beni bu kadar da üzme. Oh. Vallahi 1 milyon kazalı sandım bir anda. Gerçekten. Ama gördüm gerçekten ya. Öyle o fiyattan teklif vermişler. Bu nasıl oluyor? Coins aktarımı hilesi falan mı var ama... Yine de 60 bin coins. Arkadaşlar bir dakikada yani bu 252 bin mi acaba? Bir dakika. Ben size abi 60 bin kastığımızı farz edelim. 5 dakikada 60 bin kasarsanız abi bir dakika 12 tane var. 12 tane 60 bini çarpmamız lazım. Çünkü 1 saate göre hesaplayacağız. 10 ile çarpınca 600 bin. Arkadaşlar 1 saatte 500 binden fazla coins kasabiliyorsunuz bu taktikle ve benim elimde de 600 bin coins var arkadaşlar hazır. Bu arada bizim baktığımız Babel bu değildi ha. Bir dakika bir daha bu taktiği açayım ben abi. Bak bizim baktığımız Babel bu değildi çünkü onun şey 200 bin. Bakalım bir. Aa, çıkmıyor ki abi. Bizim baktığımız Babel bu değildi ama şu anda da çıkmıyor. Ha bakın 236 bin ve ben abi 290 bin lira arattım yok. Muhtemelen 295 bine de satabiliriz. Yani 60 bin coins kar abi. Yani 1 saatte 500 bin coins'ten fazla kar edebilirsiniz bu taktikle arkadaşlar. Yemin ediyorum muazzör bir taktik. Hatta bir geçe dönelim ki arkadaşlar hiçbir şekilde kaçırmayalım. Hemen bir taktik bulmaya çalışalım. Arkadaşlar özellikle bizi düşük bütçeli izleyen çok kişi var. O yüzden ben bir 79'luk taktik deneyeceğim. Gerçekten bulması aşırı zor. Çünkü abi ben buraya 2500 bile yazsam muhtemelen oyuncu çıkacak. Çıkmazsa umarım çıkmaz ki ne? Evet çıktı. Şimdi 100 bile çıktı abi ama bazen değişik şeyler olabiliyor. Mesela buraya ben 1750 yazsam mesela. Ya bazen çıkmayabiliyor abi. Vallahi bazen çıkmayabiliyor. Ama muhtemelen zor olacak. Yani bayağı bir zor olacak. Evet çıkıyor ya. Çıkıyor gerçekten sıkıntı. Çıkan oyuncularda görüyorsunuz. Oha Hector 14.000'e gitmiş bu arada. Bir saniye. Bir saniye. Gerçekten şu an çok güzel bir şey başarmış olabiliriz. Çok güzel bir taktik bulmuş olabilirim. Şimdi abi bütün pozisyonları açacağım. Bütün pozisyonları açacağım. Şimdi tekrardan aratalım. Şimdi abi o Brandt kaçmış. Alacağım ya. Belotti vallahi aldım. Zarar ettiysem de üzülmeyeceğim. Çünkü abi risk aldık. Risk almak bazen gerekir. Şimdi Emre canını kapatacağım arkadaşlar. Bakın burada ünlem var. Çıkan oyuncuları bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde coins kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Canı kapattım ve aradım abi. Şimdi can kapandı. Okey. Şimdi bunların pozisyonlarını da kapayalım. Şimdi 70 stoper sağ orta sağ ve M diyor. Bunları kapatalım abi.
Stoper, sağ orta, sağ ve medio. Bunları kapatıp aratıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Belotti çıktı şu anda. Ya ben Belotti'den kar etmemiş de olabilirim. Muhtemelen de etmemişimdir ama ettiysem gerçekten çok güzel. Ve bu taktikle Hector da kaçıyor arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Canı kapıyorsunuz eğer varsa. Yani var olan bir tane oyuncuyu kapıyorsunuz. Gerisinin pozisyonlarını falan da kapayabilirsiniz. Teklif miktarda maksimum 1350 yazıyorsunuz. Bu şekilde güzel bir taktik bulabiliyorsunuz. Zaman kaybetmeden bir Belotti'nin değerine bakmak istiyorum. Bel yazacağım. Bel yazdım. 80. Ben 110 bin coin ise bile pazarda yoksa karımı ettim abi. Şöyle bir olmasın abi 110 bin coin ise. Şöyle bir mutlu olalım. Ya vardır ya. Kesin vardır ya. Yok abi. Vallahi vardır yani. Aa yok gibi duruyor. Bakayım. Umarım doğru da yazmışızdır. 125 bin yazacağım. Bir de 81 rating olabilir adam. Muhtemelen öyle. Bakıyoruz. Evet. Aa. Abi yok artık. Kar etmişim ben yine. Bu sefer harbiden etmişiz ama. Bu sefer harbiden etmişiz. 20 bin civarı güzel kar etmişiz abi. Şimdi kaç geçiyor abi saat? 50 geçiyor. Ben direkt taktiği yazayım abi, rahatlayayım. Size de geldiği zaman zamanı zaten sizinle birlikte konuşarak göstereceğim. Şimdi fiyat tekrardan 100 bin yazalım. Muhtemelen Babel'i görürüz. Babel'i görene kadar devam edelim ama size bir tane... size yine de bir tane güzel taktik buldum arkadaşlar. Bunu da gördünüz. Hadi bakalım. Şimdi Babel gözükmediğine göre bir sıkıntı var şu an. Bazı sıkıntılar görünüyor. Umarım var ya. Bak gerçekten oyuncu çıkmayınca anlamıyorum. Olan oyuncu çıkmıyor çünkü bakın. Daha Babel'in yenilenmiş olması imkansız abi. Ama Babel çıkmadı. Korkutmaya başladı benim şu anda bu durum. 99.500 yazarsam belki bir umut. Gerçi Babel 100.750 yazalım. Bir 100.000'di çünkü. 100.750 yazalım. Evet 100.750 evet çok güzel. 107.500 yazdım hatta. Yanlışça 107.500 yazdım ama yine de çıkmadı arkadaşlar. Ama az önce biz Babel'i yenilseydik arkadaşlar bu taktikle 500 binden fazla coins kasabiliyorsunuz 1 saatte. Gerçekten efsane bir taktik. Ancak arkadaşlar çıkmış olan oyuncu şu anda çıkmıyor. Gerçekten bu durum bana ilginç geliyor. Bakın yine aynı şey oldu. Demin denedik düzelttik. Şu anda da niye aynı şey oluyor bilmiyorum. Hani taktikler şu anda sorunlu. Pazarda sıkıntı var. Yenilendi falan biliyorsunuz. O yüzden taktikler şu anda sorunlu ama ben size gerçekten efsane taktiklerle döneceğim. Sizlerin videoları beğenmesi yeterli arkadaşlar. Bu videoda bile saatte 500 bin kasacağınız güzel bir taktik gösterdim. Sizler deneyin. Belki pazarlarınız çok daha iyi olabilir arkadaşlar. Bence denemeden geçmeyin. Arkadaşlar Facebook grubumuz açıklama kısmında. Hala katılmadıysanız kesinlikle katılın. Gerçekten orada çok eğlenceli bir aile ortamı oluşacak. Kurallar da var. Gerçekten sizlerle birlikte gündelik olarak her şeyi paylaşacağım. Gündelik değil belki saatlik bile paylaşabilirim. Çok güzel şeyler yapacağız. Videoyu beğenmeyi o yüzden unutmayın arkadaşlar. Bu arada daha fazla taktik için ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi abone ol butonu çıkmıştır. Oradan abone ol butonuna basabilirsin kankam. Ama eğer istemiyorsan abone olmak, sadece bu video benim için yeterli diyorsan veya başka videomu izleyip ona göre bakmak istiyorsan, etrafta da videolar var ama çıkmak istiyorsan çıkıp da gidebilirsin. Hoşçakalın, ben sizi yine seveceğim ve bye bye.